Allah razı olsun. Başkan, yapandan, yaptırandan hepsine Allah razı olsun abi. Hayır severimiz. Hoş geldiniz. Arabalar, hoş geldiniz. Ve maske takmaya dikkat edersek seviniriz. Teşekkür ederiz. Sonunda noktayı koyacağız inşallah. Dün ya çok iyi oldu. Kusura bakmayın. Kapanmayla ilgili tedbirleri görüşürüz. Bayağı İrem Bey nasılsınız? Silivri'de yola çıktığımız gün bütüncül bir anlayışla Silivri'yi yönetme arzusunda olduğumuzu ve kendimize bunu şiar edindiğimizi söylemiştik. Her işin başı da sağlık diyerek sağlık yatırımlarında yola çıkmıştık. Ve biz yürümeye başladığımızda Silivri'de dağların, tepelerin, ova, derelerin, denizlerinde yol olacağını söylemiştik. Çünkü bunu söylerken Silivri'nin güzel insanlarına, Silivri'deki huzur iklimine, Silivri'deki kardeşliğe inanarak, güvenerek ve buradan güç alarak bu ifadeleri söylemiştik, bu ifadeleri kullanmıştık. Hayrın, hasenatın, bağışın Osmanlı'dan, Türk kültüründen, vakıf kültüründen süre gelen çok güzel bir anlayış olduğunu, hayır yapmanın, hasenat yapmanın çok önemli olduğunu da vurgulayarak devam etmiştik. 2 yıldır bağışçılarımızla, sponsorlarımızla, hayırsever iş insanlarımızla ve hayırsever ailelerle birçok projeye imza attık. Bugün de her biri birbirinden kıymetli, yine bir kıymetli bağışçı ailesiyle, nakip ailesiyle, Kenan Beyefendi'yle, Nüket Hanım'la ve kıymetli ailesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Onlara, huzurlarınıza Silivri adına teşekkür etmek istiyorum. Evet, burada Silivri Belediye'mize ait bir arsanın üzerindeyiz. Bu arsayı, tahsisini ilçe sağlık müdürümüz burada. Sayın Kaymakamımız da her zaman bu noktada fikir alışverişimiz ve beraber yürüyüşümüz noktasında Silivri'nin kazandığı projeler var. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüştük ve Silivri Belediyesi olarak bu arsayı üzerine bir aile sağlık merkezi ve 112 acili içerisinde bulunduran çok şık bir projeyle Gümüşyaka'da yaptığımız sağlık ocağının biraz daha büyüğünü, içerisinde 112'nin de olduğu ve ona ilave olarak da hemen sol tarafımızda gördüğümüz mevcut aile sağlık merkezinin de burası bittikten sonra yıkılarak Kavaklı'da yaşayan, Kavaklı'daki mahalledeki hemşerilerimizin, hanımefendilerin, çocukların kullanacağı bir mahalle parkını da Kavaklı'ya kazandırmış olacağız. Bu yönüyle hem sağlık ocağı hem çocuklarımızın, gençlerimizin oynayacağı ve ailelerimizin piknik yapabileceği, kamelyaların altında dinlenebileceği bir mahalle parkını da beraberinde kazandırmış olacağız. Ben pandemi şartlarında sözü daha fazla uzatmadan burayı varlıklarına şereflendiren her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum ama bugün teşekkürün en büyüğünü nakip ailesi hak ediyor. Ben bir kez daha hem şahsım, hem belediyem, hem de Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlar adına Kenan abi sizlere ve ailenize şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkanım, değerli meslek arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum değerli temsilcileri, sevgili Kavaklılı hemşehrilerimiz, nakip ailesi, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
bugün inşallah hayırlı bir günde hayırlı bir yatırımın temelini atacağız. İlçemizde yaklaşık 4 yılı tamamladım. 5. yıla doğru gidiyoruz. Bu 5 yıl içerisinde birçok yatırıma şahitlik yaptım. Devletimiz birçok alanda yatırımlar yaptı. Özellikle eğitim alanında yaptığımız yatırımların haddi hesabı yok. Şu anda ilçemizde inşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde tekli eğitim olarak devam edeceğiz. Ve yine Silivri depreminden sonra zarar gören okullarımızın yenileme çalışması ve yine güçlendirme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bununla birlikte yine eğitimin dışında birçok alanda da yatırımlar var. İşte güvenlik alanında Silivri İlçe Hizmet Binası, Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Selimpaşa Polis Merkezimiz, İlçe Jandarma Komutanlığımız da son aşamaya geldi. O da bitmek üzere. Bunlar gerçekten çok değerli yatırımlar. Bunları devletimizin direkt olarak yaptığı yatırımlar. Ama bunun yanında bizim ilçe belediyemizle, Silivri Belediyemizle birlikte ortaklaşa yaptığımız yatırımlar da var. Mesela yüzme havuzu. Bir kısmını belediyemiz tamamlıyor üzerinden. Bir kısmını Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesinden ve üzerinde belediyemiz tarafından sağlanan bir yatırımla devam ediyor. Yine sağlık alanında şu anda devam ettiğimiz çalışmalar, biz Silivri Belediye'mizle, Volkan Başkanımızla beraber hareket ediyoruz. Bütün mahallelerde hem sağlık tesislerini, aile sağlığı merkezlerini nasıl yenileriz, nasıl modern bir yapıya kavuştururuz, bunların çalışmasını yapıyoruz. Bunları yaparken hem devletimizin hem de Silivri Belediye'mizin desteğini alıyoruz. Bugün de yaklaşık işte 2 aydır görüşüyoruz Nakip ailesiyle, Kenan abiyle, Müket Hanım'la. Başkanımızla görüşüyoruz. Bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yaparız? Abimiz dedi ki illa dedim Kabaklı'da olacak. Kabaklı'nın dışında olmayacak dedi. Öyle olunca tabii abimizi de biz kıramadık tabii ki. Başkanımız da dedi ki ya bu zaman bizim dedi, yerimiz var. Bu yeri de yapalım. Yani önünü açalım dedi. Belediyemize ben tekrar teşekkür ediyorum. Nakip ailemize teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sürecini atlatırız. Bu inşaatın bitiminde güzel bir açılış yaparız hep beraber. Kazasız, sıkıntısız inşallah inşaat süreci tamamlanır. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah pandemiden sonra hep beraber açarız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yaşayan bir mahalleli olarak kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Evet değerli konuklar, temel atma törenine geçmeden önce kurbanlarımız kesilecektir. Dua yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın İsa Sağlam'ı mikrofona davet ediyorum. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, temeline atmak üzere toplandık. Bu sağlık tesisini hakkımızda hayırlı eyle ya Rabbi. Hayır sahibi olan Nakip ailesinin hayırlanmayı bizlere nasip verme, kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin geçmişlerine de gani gani erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Servis İstasyonu temel atma töreni burada sona ermiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Babamın çok arzu ettiği, çok şükür, o kadar heyecanlıyım ki şu anda. İstediği hayali gerçekleşti. Başta kaymakamımıza, belediye başkanımız Volkan Bey'e ve bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah görüşürüz. Tekrar hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz zaten işin başındayız. Takip edeceğiz.